Sitrik asit döngüsünün içinde meydana gelen regülasyona değinmeden önce biraz sitrik asit döngüsüne girişi neyin regüle ettiğini konuşalım arkadaşlar. Sitrik asit döngüsüne giren şey asetil koenzim A ya da asetil koA adındaki bir moleküldür ve bu molekül sitrik asit döngüsünde ilerledikçe karbondioksit moleküllerine yükseltgenir. Tüm kimyasal formülü yazmak yerine bunu iki karbon molekülü artı koenzim A fonksiyonel grubu olarak yazmak istiyorum. Tamam mı? Ki bu aslında bir tiol sülfür grubudur. O halde kısaca iki karbon, bir sülfür ve bir koenzim grubu olarak yazacağım. Şimdi neyin asetil koa ürettiğini bir hatırlayalım. Elimizde glikoliz var ve glikozun yıkım sürecini başlatan bu glikolizden piruvat üretiyoruz. Bu piruvat sitozolden mitokondriye gelir ve asetil koaya dönüştürülür. Bunu da piruvat dehidrogenaz adı verilen çok özel bir enzim vasıtasıyla yapar. Bu arada dehidrogenaz derken molekülümüzü dehidrojenasyon dehidrojenasyon veya yükseltgenme işlemine maruz bırakmayı burada kastediyoruz. Yükseltgenmeden bahsetmişken bu enzimin bir kofaktörü olması gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunun için NAD artı gerekir ki bu piruvat asetil koaya yükseltgenirken NADH'ye dönüşür veya indirgenir. Piruvatın 3 karbonlu bir molekül olduğunu bu noktada hatırlatmak istiyorum size. Yani bir karbon molekülünü kaybediyor diyebiliriz. Asetil koada 2 karbon var fakat piruvat 3 karbon içeriyor. Yani bu tepkime sırasında ne oluyor? Bir karbon kaybolmuş oluyor. Yükseltgenme sürecinin bir bölümünde gerçekten de bir karbondioksit molekülü açığa çıkıyor. Son olarak belirtmeliyim ki koenzim A'nın burada olabilmesi için substrat olması gerekiyor. Bu adımla yani sitrik asit döngüsüne giriş noktasıyla ilgili önemli bir nokta var. Piruvatın asetil koaya dönüşme tepkimesi tersine çevrilemez. Buraya tek yönlü kalın bir ok çiziyorum. Çünkü piruvattan asetil koa elde edebiliriz fakat asetil koayı piruvata geri döndürmek mümkün değildir. Bir tepkimenin tersine çevrilemez olduğunu belirttiğimizde Elimizde oldukça büyük bir negatif delta G değeri olduğunu da ifade etmiş oluruz. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bu tepkime tersine çevrilemediği için hücre için ve regülasyon için kolay bir hedef haline geliyor. Hatırlarsanız regülasyon çoğunlukla tersine çevrilemez adımlarla gerçekleşiyor. Çünkü bu adımları bir açtınız mı top yuvarlanmaya başlar ve durmaz. Bu sebeple bu tersine çevrilemez adımları sıkıca regüle edebilmenizi sağlamak gerekiyor. Regülasyonun kendisinden bahsetmeden önce ufak bir yan bilgi olarak söylemeliyim ki, ya da söyleyebilirim ki, yağlı asitler de parçalandıklarında asetil koa üretimine katkıda bulunurlar. Fakat bu tepkime tersine çevrilemez olduğu için, yağlı asitler tarafından üretilmiş olan bu asetil koa, piruvat üretiminde kullanılamaz ve bu nedenle glukoneogenez üretimine katkı sağlamaz. Hatırlarsanız, glukoneogenez, piruvatın substratlardan biri olarak kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu sebeple bazı ders kitaplarında yağlı asitlerin çoğunun glikoz üretimine katkıda bulunamayacağı yazılır. Pekala, şimdilik bunları bir kenara bırakalım ve asetil-koa üretiminin nasıl regüle edildiği sorusuna geri dönelim. Bu soruya cevap olarak öncelikle size genel görünümü sunmak istiyorum. Asetil koanın amacı nedir? İki ana amacı var. Bunlardan birincisi ve çok bilineni sitrik asit döngüsüne giriştir. Sitrik asit döngüsüne girmek, asetil koanın karbondioksite yükseltgenerek elektron taşıyıcı moleküller olan NADH ve FADH üretmesine olanak sağlar. Bu iki elektron ardından elektron transport ya da taşıma zincirine girerek ATP üretirler. Diğer amaç ise şu. Hatırlarsanız yağlı asitlerin parçalanarak asetil koaya dönüşmesinden bahsetmiştik. Asetil koA aynı zamanda ATP seviyeleri yüksek olduğunda yağlı asit üretmek için de kullanılır. Asetil koA'nın vücuttaki ikinci ana kullanımı işte budur. Bu sürecin nasıl regüle edildiğinden bahsederken asetil koanın ilerlediği bu iki ana yolu aklınızda tutun. Bu durumda regülasyonun başlıca şekillerinden biri de piruvat dehidrogenaz enziminin alosterik regülasyonudur. Yani moleküllerin enzimin bir parçasına bağlanarak daha iyi işlemesine katkıda bulunma süreci. Alosterik aktivatörler bu vazifeyi görürler. Tersini ise alosterik inhibitörler gerçekleştirir. Başlıca regülasyon şeklinin bu olduğunu hatırlamak aslında çok kolay. Çünkü hangi moleküllerin etrafta bulunduğuna bakarak vücudun enerji durumunu değerlendirebiliyoruz. Hatta isterseniz bu piruvat dehidrogenaz enziminin bazı alosterik aktivatörlerini ve inhibitörlerini de buraya yazabiliriz. Hücrenin enerji durumunda buna değindiğimizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Enzimin neyin aktive, neyin inhibe ettiğini hatırlamak için kullandığım önemli bir ilke var. O da bu tepkimenin ürünlerini ve substratları hatırlamak. Bir bakıma e, Le Chatelier ilkesini birlikte düşünelim arkadaşlar. Eğer elimizde substrat yığılması varsa, bunlar allosterik aktivatörlere dönüşmek ve bu tepkimeyi hızlandırmak isteyeceklerdir. Fakat ürün yığılması var ise bunlar alösterik inhibitörlere dönüşeceklerdir. Çünkü bu çok fazla üretim yapıldığını tespit edecek ve tepkimeyi durdurmak isteyeceklerdir. Bu durumdan e, dolayı bu kaynaklanacaktır yani onu demek istiyorum. Evet, alösterik aktivatörler arasında substrat olan koa, NAD artı ve piruvat var. İnhibitörler ise asetil koa ve NADH'dir. İlk başta göze çarpmayan birkaç alösterik aktivatör ve inhibitör de var. Bunlardan biri negatif alösterik inhibitör olan ATP, diğeri de alösterik aktivatör olan AMP'dir. Ek olarak yağlı asitler de alösterik inhibitör olarak görev alabilir. Kalsiyum ise alösterik aktivatör olabilir. Pekala. Bu son bahsettiğimiz aktivatör ve inhibitörler hakkında nasıl mantık yürütebiliriz? Öncelikle ATP ve AMP seviyelerinin hücrenin bulunduğu enerji durumunu belirttiğini fark etmemiz gerek. Vücut bu şekilde sitrik asit döngüsü için daha fazla asetil koaya ihtiyacı olup olmadığını değerlendirir ve tüm elektron taşıyıcı molekülleri elektron taşıma zincirine yönlendirir. Veya yeterince ATP olup olmadığına karar verir, sitrik asit döngüsündeki asetil koA akışını yavaşlatabilir. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Bir hücredeki enerji durumunun düşük olması AMP miktarının çok olmasından anlaşılır. Bu da vücudu daha fazla asetil koA üretmesi konusunda uyarır. Fakat yeterince ATP varsa bu tepkime giderek yavaşlayacaktır. Buradaki kalsiyumu ilk etapta gözden kaçırabilirsiniz. Fakat şunu hatırlatayım. İskelet kasının çalıştırılması bol miktarda kalsiyum akışını gerektirir. Egzersiz yaptığınızda tabii ki enerji ihtiyacınız artar. İskelet kasındaki bu serbest kalsiyum daha fazla enerji ihtiyacı doğacağını işaret eden iyi bir ikazdır. Böylelikle asetil-koA üretimi artar. Son olarak yağlı asitlere değinelim. Yağlı asitlerin için asetil-koA üretimini inhibe ederler. Burada asetil koanın ikinci amacı olan yağ asitlerinin sentez üretimini hatırlatmak istiyorum. Vücutta yeterli miktarda yağlı asit varsa hücreye daha fazla asetil koaya ihtiyaç olmadığı sinyali gider. Bu şekilde süreç yavaşlar. Nihayetinde akılda tutulacak çok fazla allosterik regüla regülatör var gibi görünebilir ama yapmamız gereken şey kısaca şudur arkadaşlar. Substratın ürünün ve hücrenin enerji durumunun ne olduğunu düşünmek böylece bu süreçleri çok daha iyi anlayabiliriz